mekanla, renkle, dokuyla olan duygu senaryoyla inanılmaz. Belki bu ilerledikçe sende azalan, bizde yükselen bir şey olmasın. Korku Valla olmasın. orasını bilmiyorum da benim için çok önemli değil esasen. Yani her yerden iyi resim çıkarılabileceğine inanıyorum ben bir kere. O yüzden hani bazen bir takım teknik sebeplerle bir mekan olmaz mesela. Çok kafaya takmam. Hemen başka bir mekana senaryoyu oraya oturtabilirim yani kısa sürede. Bazen bir sahneyi birkaç mekanda çektiğim de olur. Hani mekanın bir takım ayrıntıları insana ilham verebilir. Ve senaryo için bir takım fikirler akla getirebilir onun için. Oyun! Hücra bir yerde görevdeyken gece böyle böyle bir şeyler yok. Olmadı, kes. Kes. Doğu Beyazıt da benim çok sevdiğim bir yerdir. Her şeyden önce Ağrı Dağı yüzünden. Ağrı Dağı'nın o düz bozkırın içinden birden yükselen yapısı çok etkiler beni her zaman. Bir kutsal, neredeyse kutsal, tanrısal bir duygu uyandırır Ya içinde. ben çok merak ettiğim bir şeydir. Yani bir sürü dağlar vardı. Çok da güzel dağlar. Mesela Erciyes de çok güzel bir dağdır. Bir mekan nasıl olur da kendin tuhaf bir şekilde bir kutsallık yaratır ve diğer dağlara benzemiyor. Dünyada da benzer şeyler var ama Ağrı mesela çok kutsal bir şey olarak. İşte Yükleme bu ne? kutsallığı yaratan şey daha çok çevresiyle kontrast oluşturması bence. Yani o düzlüğün içinde birden adeta baş kaldırır gibi başını dikmesi. Yani o monotonluğun içinde insana adeta tapılacak bir şeymiş gibi geliyor. Mesela ben Everest'e falan da gittim. Yani o duyguyu vermez. Yani başka dağların arasındadır. Yani hatta anlayamazsın hangisi Everest falan diye. Bir sürü tepelerin, zirvelerin arasındadır. Orada mesela Himalayalarda Amadalbam mı? Amadalbam diye bir dağ vardır. O da 7000'lerde falandır yani daha alçaktır ama o daha kutsal görünür mesela. Yani o çevresinden kendisini böyle ayırt ettirebilmiş bir zirvedir çünkü. Ağrı Dağı da dünyada bu özellikleri açısından o Japonya'daki dağ gibi neredeyse çok kendini gösteren estetik ve güzel bir görüntü sunar yani. Onu da biraz kullanmak istiyordum ama kullanmadım sonuçta. Yani dramada bir yere uygun düşmedi. Sadece Doğu Beyazıt'ta. Sadece duygusunu kullandın herhalde. Yani o bölgelerde bulunmak istedim. Bir de Doğu Beyazıt'ı kullandık çünkü onun senaryoyla organik bir bağı vardı. Şeyimiz, karakterimiz, bir tarih, bir tip yerlerde araştırmalar tezi için yaptığı için
Doğu Beyazıt'ın fotoğrafını çekmek istemesi senaryoda uygun görünebilecek bir şeydi. Kaldı ki yani o Doğu Beyazıt'ın çok güzel halini bile göstermeye adeta utandık. Ve son ana kadar hep sakladık. Ve olabildiğince ekonomik kullanmaya çalıştık. Karakterin arkasına sakladık ve sadece aşağı inerken çok kısa bir süre gösterdik onu da. Yani sinemada çok güzel manzara gösterirken insan biraz utanmalı, yani utanıyor da. Çünkü dramadan kopmamak gerekiyor. O eklektik bir duygu yaratıyor film seyrederken de benim için de o tip şeyler. O yüzden yani bir mekanı çok sevseniz bile duygularınıza yenik düşmemeniz lazım onu sinemada kullanırken. Bu kadar 20 milyonluk bir şehirde yalnızlık duygusunu yaratma açısından bazı sahneler var ki yani sanki tek başına İstanbul'da yaşıyormuş duygusu. İstanbul bunu çağrıştırıyor mu, veriyor mu bu? Şimdi büyük kentler verir tabii. Yani o kalabalığın içinde yalnız olmak, doğada yalnız olmakla aynı şey değil kuşkusuz. Çünkü büyük kentlerde diğer insanlar örgütlenmiş gibi bir duygu doğar insan içine yalnızsa. Yani öyle bir gözle bakıyorsanız, öyle bir pencereden bakıyorsanız. Öyle olmasa bile. Yani diğer yalnızları gözünüz görmez. O harala güreli içinde herkes örgütlenmiş gibi hissedebilirsiniz. Uzaktaki İstanbul görüntülerini kastediyorsan, tabii orada mekan seçimlerini düşündüğümde biraz İstanbul'un daha turistik bölgelerini seçtik. Turistik diyebileceğim, daha landmark'ı olabilecek İstanbul'un, işte Galata Köprüsü. Fakat yani bunun da senaryo gereği öyle olması gerekiyordu. Çünkü İstanbul'a ilk kez gezmeye gelmiş bir insanın öncelikle oralara gitmek isteyebileceğini düşündük. Ayrıca gemiyle ilgili iş arayan bir insanın da zaten oralara, Karaköy'de o şirketler falan, oralara gitmesi doğal kaçacaktı senaryo gereği. Öyle bir dibi ki yani tam dip. Harbiden hiç ya. O çizgiden ayrılmayacak. Evet. Tekrar bastın. Tekrar bastın. Peki sola peki döndürmek bastım. İstersen sola da göndereyim. En soldan başlayacağım. Bak. Öyle mi ya? En soldan başlayacağım ha. Ta bak buradan ta oraya kadar falan çek. Vay baba müthişmiş. Eğer o zaman seni bir çekeyim şunun önünde. Boş ver. Ay çok gökyüzü de var çok ama güzel bir açı bu şeyden. Dik dikine çekeceğim bir. Sen buna bir ver.
Bir geçsene. Şeye geç ama. Hayır, oraya geç. Options. Options'lar şeyde değil mi? İmari var ya. Kaya hayır, için anlayış mı? Bir bakış var yani. Ne var? Böyle burası böyle, orası öyle. Gitmiş, Rumu, Ermeni'yi vurmuşsun, kurde sahip çıkmış. Ağzımıza sıçıyorlar şimdi. Sanatkarları vurmuşsun. Evet. Halbuki onlar da yaşasın. İnşaat işlerini onlar yapsın. Sen başka iş yap. Gavur abi. Sıkıldım. Yanlış bir şey fark etmedim. Vay varsa çare. Sudum. Tamam. Burada hiç ses yok. Tersinde söylerim. Burada sessiz oluyoruz. Çarkaya da gireceğiz. Oyun!